Beyler hala bozmadınız mı kareyi ya? Kasa kağıdına bak. 19. Ya bugün huzur evinde bir gösterim var benim. Bana asistan lazım. Ben de 19. Var mı gelen? Necati abi? Kasa kazanır. Randevuda iki aslan var Refik, bugün olmaz. Hadi yeter bu kadar, işimiz gücümüz var. Beyler çorba kaynamış, buyurun. Hadi bakalım. Nereye böyle erkenden? Atı koşturacağız, çıkmam lazım. Otur. Çocuklar bekler. Ben yokken ne yaptın? Ne? Bensiz ne yaptın? Burnum sürtüldü. Nasıl? Bir sürü kadına sardım. Hiç kimse yüzüme bile bakmadı. Halbuki sen gidersen ben daha rahat ederim sanıyorum. Öyleyse artık kıymetini biliyorum. Yalancı. Vallahi aslında birkaç kere niyet ettim. Artık başka birini bulayım dedim kendi kendime ama... Bahtiyar. Hı. Gel sürdürelim şunu. Şu evliliği. Sana bağlı. Sana bağlı. Sana. Peki o zaman ben giderken neden önüme geçip dur demedin, kal demedin? İşte sen hep bir şeyler duymak istiyorsun. Bu laflar aramızda geçecek ki ancak o zaman sen bir şeylere inanacaksın. Ben sevgimi nasıl ispat edeceğimi bilmiyorum Işıl. Bak benim beklediğim bir tek şey var. Ne zaman olursa olsun döndüğümde seni evde bulmak. Gerisini aklım ermez benim. Bahtiyar, ben de istiyorum rahat etmeyi, evde oturmayı. Ama görüyorsun imkan yok. Ya var! Artık imkanı var, artık bir atımız var. O çalışacak, bize bakacak. Of Bahtiyar. Nereye? Gideyim, işe geç kalacağım. İşe? Ya... Madem benim lafım geçmeyecekti bu evde, niye döktürdük o kurşunları? Madem sen kafana estiği gibi yaşamaya devam edeceksin. Kafama estiği gibi yaşamıyorum Bahtiyar. Şu evin ferahlığı için çalışmaya gidiyorum. Ha bir de kusura bakma şu at. Senin yeni oyuncağın. 2 gün sonra adını bile hatırlamayacaksın. Ha yani ben böyle bir adamım çünkü, değil mi? Ben bu kadar büyük konuşayım ama karım bile bana inanmasın. Peki Işıl. Git. Git. Çok kolay git diyorsun Bahtiyar. Sultan'a bakıyorsan, dün akşam birileri Bekçi Baba'yı yaraladı. Onun yanındadır. Yaraladılar mı? Sultan'a bir şey oldu mu? O hayatta. Ama gidici. Nasıl yani? Kendi söyledi. Senden yüz bulamayınca baktım eşyalarını topluyor. Ben ısrar ettim. Hiç olmazsa bir koşu için kal dedim. Ekonom psikolojikman dağılmaması açısından dedim. Şurada... Koşuya birkaç gün kaldı. Orada atlar piste çıkınca Sultan kaybolacak. O zaman çocuklar Sultan olmadan da bir işe yaradıklarını görecekler. Güvenleri yerine gelecek. Hem sen de kurtulursun önüne çıkıp duran şu adamla. Asiye? Ne var? Asiye? Yoksa ben bilmeden... Şu kapanları kuruver Bahtiyar. Fındık farileri cirit atıyor gece evin içinde. Ya benim kapanla uğraşacak vaktim mi var? İstikbal bizi bekliyor diyorum. Sen kalkmış beni farelerle muhatap ediyorsun. Gel kızım, gel buraya. Gel, gel, gel. Aferin. Ne oldu lan? Ya dün gece çok kötü bir rüya gördüm Sefer. Ya bizim Bekçi Baba... Ya tövbe de oğlum ya. Tövbe de ya. Ya sabahtan beri 40 kez tövbe dedim ama aklımdan çıkmıyor ki abi. Hadi kızım. Ye.
Ye. Gün bekliyoruz işte. Hayırlısı. Burada bu yataktaki hasta? Bekçi baba. Oo Sultan, Arif. Ne zaman geldiniz ya, hiç duymadım. Odana baktık. Göremeyince... Dün gece bayağı kötü bırakmıştık seni. Laf aramızda, o kadar kanı görünce ben de biraz korktum biliyor musun? Allah'tan yara fazla derin değilmiş. İçeride fazla hasar yok. Ucuz kurtardık yani. Sana bir şey soracağım Bekçi baba. Belinde silah. Bir adam bıçakla üzerine geliyor. Ama sen çekmiyorsun. Neden? Çektim Sultan. Elim gitti de kabzasını tuttum ama... Çek. Nefsi müdafaa halindesin. Kanun senden yana. İyi de Sultan, o an adam ölür diye düşündüm kendi kendime. Ölürse onun mesuliyetini taşıyamam dedim. Öyle geçti aklımdan. Orada aklım karıştı. Bekçi baba, boşuna sevmiyoruz seni. Sağ ol Sultan. Sağ olun, sağ olun. Kaçalım mı artık? Kaynımın kızı. Merhaba, hoş geldiniz. Gelsenize. Yok, girmeyelim. Alışverişe gidiyoruz. Bu akşam bizde toplanıyoruz. Dursun'la Asiye'ye de haber ver, olur mu? Oldu. Arabalarını gelip almadılar daha. Görsen tanır mısın adamı? Ne diyorsun? 100 kişi arasından tanırım. Merak etme Bekçi baba. Yakında gene gelirler. Onların buradaki hesabı bitmedi daha. Attan o kadar çabuk vazgeçmezler herhalde. Öyle değil mi Arif? Tabii tabii. Hem arabaları da burada. Aklımdayken söyleyeyim. Amirim ifadelerinizi istedi. Bir zahmet karakola kadar gidip yazdırıverin, tamam mı? Ne soracaklarmış ki? Mühim bir şey değil canım. Şu adamların eşkali falan işte. Formalite icabı. Anladım. Vay benim Bekçi babam. Merhabalar. Vay Bekçi baba ya. Aman aman, aslanın yarasına Bekçi dikkat. Bekçi baba hoş geldin. Eyvallah. Bak, sana bakıyor. Onun için bir şey yaptığını biliyor. Sağ ol Nefise, sen de sağ ol. Şu ata sahip çıktın ya Bekçi baba. Senin yerin artık bizde baş köşe. Estağfurullah çocuklar, estağfurullah. Biz bir hayal kurmuşuz. Az kalsın... Neyse, muradımı anladınız. Evet, operasyonun neresindeyiz? Kaldığımız yerde. İşte burada. Ya her gün her gün şart mı abi ya? İlk haberler geldi. 11 at sahibi kayıt yaptırmış. Bu durumda bizim de bir an önce başvuru parasını yatırmamız lazım. Paranız var mı? Ne kadar? At başına 750. 750 milyon 11 attan topla ne eder? Gelen alır öyle mi? O kadar. En iyi kimse ortaya konan parayı alır. 11 at topla. Ya biraz para var ama o kadar çıkmaz. Ya bende altıldan kalan birkaç kuruş var, ben onu getiririm. İyi, hemen getir de yatıralım. Arif abi. Tamam, senin işin. Lafım yok. Ama bak, zaten yarış da yaklaşmış. Şu ilaç işini bırakalım bir yana abi be. Bakarsın bir yan etkisi falan olur ha. Oğlum herif kaç kere anlatacak sana ya? Her gün vuruyor iğneyi. Neden? Çünkü atın kanında şey olarak... Plazma. İlaç oranı. Buyurun. Sefer. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım.
Sen alışverişini yap, sinemaya gel Sefer. Tamam mı? Orada buluşuruz. Eyvallah Bahtiyar. Günaydın. Günaydın. Cevabın için gelmiştim. Ne cevabı? Pencerene bıraktığım mektubu diyorum. Okuduysan cevabını bilmek hakkım. Böyle bir şeyden haberim yok. Çok şükür. Ulan Eko. Ulan Eko. Ulan Eko. Ulan Eko. Hayrola Bahtiyar, ne oldu? Ne? Bir şey mi oldu? Yok, iyiyim, sağ ol. Oo, paralara bak, kirli çıkı. Bir bu kadar daha lazım. Niye? Koşuya kayıt yaptıracağız. Sen bir bilezik bozmazsın tabii. Müsaadenle, Gülsün'e gidiyorum. Bak, geriye iki misli veririm. Ya kazanamazsanız? Arif garanti veriyor. Bak, bir veteriner söylüyor bunu, veteriner. Ya bir bilezik be. Neden bozdurayım? Asiye, kızın beklentilerimizi bir bilsen. Neymiş beklentileriniz? İyi be. Vermezsen verme. Çıkmıyor muydun sen? Hadi bakalım, hadi bakalım. Git, 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 git. Şu kapanları kurmayı unutma. Ay, kapanının da, farenin de. Anlaşıldı. Biz bir ortak daha bulacağız. Eko! Eko! Eko'yu gördün mü abi? Hayır. Nesi var? Daha ağır. Ben giriyorum. Sürprizin kralı lan bu. Kız bizim eve giriyor. Ben de bu işi şimdi bitirmezsem, bombayı patlatmasam. Yürü oğlum, yürü. Dur lan. Önce şu nefesimi bir düzelteyim. Tir tir titrediğimi görmesin kız. Hadi. Lazımsa kullansaydınız daha. Yo, lazım olsa söylemez miyim? Hem ablam birazdan eve bir şeyler almaya gidecek. Epey kullandık, teşekkür ederim. Kullanın canım, ne olacak? Eko'nun çeyizinden bunlar. Öylece bekliyordu zaten. Gel, acık çene çalalım, gel. Başka zaman öğle yemeği yapıyorum. Ya, pek de hamaratsın. Yok canım, bana müsaade. Güle güle yavrum. Çeyizin varmış senin. Annem... Kendine göre bir şeyler yapıyor. Mühim değil. Çay takımını epey kullandık. Ne güzel. Ya, hoşça kal. Nazlı'm. Efendim. İki çift lafım var sana ya. Evet. Ya, ben seni ilk gördüğümde hani eşyaları taşıyorduk ya sizin. İşte o gün ben düşündüm ki... Anladım ne diyeceğini. Olmaz. Neden? Yani nedeni yok. Yani hiç düşünmediğin bir şeyin nedeni mi olurmuş? Düşün o zaman biraz. Hemen cevap verme. Olmaz. Son sözüm bu. Duydun mu? Duydum. Ya ben... Ne kadar ağlayayım ben ya? Nazlım! Nazlım! Lütfen ya, ısrar etme. Böyle bir düşüncem yok. Ya diyeceğim o değil. Al. Sefer sana yazmış bu mektubu. Geçen gün pencerene koyarken gördüm. Sonra da çaldım. Al. Anlamadım. Ya Sefer sana açılabilmek için yazmış bunu. Al. Ama... Vallahi seni çağırdım ama benim hiç sokağa falan çıkasım yok, kusura bakma. Aa, ne oldu şimdi birden? Aman ne bileyim, canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Şu çarşı işini yarına bıraksak. İyi, sen bilirsin. Öyleyse ben de Dursun teyzeye gidip çay takımlarını geri alayım. Yani evde bir yudum sıçacak bardak yok. Dur dur, hadi çıkalım da halledelim şu işi. Çıkıp bir şeyler alalım, hadi yürü. O ne? Mektup. Sefer, şu at arabacısı yazmış. Ne istiyor? Bilmiyorum, okumadım. Aa, açsana kız. Hayır, geri vereceğim.
Okumadan mı? Aman canım, benim Sefer'le ne işim olur? Aman da aman, mektuplar da alırmış. Hadi aç bakalım, ne diyor? Görüyor musun kız Asiye? Kimse göründüğü gibi değil. Abla. Çatlarım ben. Sen açmazsan ben açarım. Nazlım Hanım. Satırlarıma başlamadan evvel bu mektubun yanlışları için sizden özür dilerim. Vay 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 vay. Ne döktürmüş prensesimi? Abla bırak lütfen, bırak. Çünkü hem sizi düşünüp hem aklı başında bir mektup yazmak mümkün mü? Şu haline bak. Her şeyini hale getiriyorsun. Kusura bakma ama bıktım artık sana ablalık yapmaktan, bıktım. Sırf senin yüzünden çekip gideceğim buradan. Ben sadece... Sadece ağlayıp şikayet etmeyebilirsin. Şunu unutma. Bu evde başının çaresine bakabilen biri varsa o da benim. Kız ben ne yaptım ki şimdi? Her şeyini hale getiriyormuşum. Birazcık eğlenelim diye şakadan yaptık biz. Şu adam ne hale getirdi beni, baksana. Ben böyle şeyler yapacak kadın mıydım, söylesene. Asiye abla affedersin, kusura bakma. Aman canım. Hangi kız bir defa da evet demiş hiç? Hiç duydun mu? Şanı yok mu o kızın? Yani sence beni sevebilme ihtimali var mı? Daha seni tanımadı aslanım. Al bakayım şunu. Git üstüne başına bir şeyler al. Çeki düzen ver biraz kendine. Acık babana benze, babana. Eko. 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 Mektup yazmışsın. Benim böyle bir niyetim yok. Bir daha yazma. Niye aldın lan mektubu? Yakışır mı lan delikanlılı arkadaşının yazdığı mektubu çalmak? He? İyi ya işte, onun için geri verdim. İş işten geçtikten sonra. Madara oldu kız oğlum. Bağırma lan. Ulan Eko. Ulan Eko. Kafanı kıracağım ulan senin. Kafanı kıracağım. Lan. Sefer, Eko. Gene mi kavga? Gene mi kavga? Bak Eko. Bunu unutma. Ben senden bundacısını çıkartırım. Yok ya. Tamam ulan. Koşudan sonra şu kapının önünde. Bak bakalım kim kimin canını yakıyor. Görüşürüz o zaman Sefer. Unutma bunu. Kusura bakmayın, rahatsızlık verdik. Şu halimize bak Asiye abla. Sefer. Sultan'ı gördün mü? Sinemada değil abla. Görürsem aradığını söyleyeyim mi? Yok yok. Söyleme. Sen bilirsin. Eyvallah. Bak Asiye. Söylemedi deme. Gidip bunu harfiyen Sultan'a anlatmazsa ne olayım? Biliyorum. Onun için sordum zaten. İşte abicim, sana aslan gibi tavşan getirdim. Bu ne lan? Ulan bula bula bu şişmanı mı buldun? Nasıl koyarım şapkaya bunu ben? Maşallah, kuzu getirseydin. Ama abicim, gösterişli olsun diye. Öyle? Ne? Günde üç öğün böyle karavana misali yemek mi çıkıyor kardeşim? Yaşadık, öyle yemeğine ne var? Zat döner, saman döner. Gün gelir, devran döner. Kader sana da güler. Bu ne be? Refik, baksana oğlum şuna. Kim? Yengem, ver. Heh. Alo, evet hayatım. Yok ya. Para basıyorum ben evde, değil mi? Kiranın yarısını getireceğim. Vallahi. Çalışıyorum kızım. Zaten şu anda işten konuşuyorum seninle.
Tabii. Ararım ben seni, tamam. Öptüm. Hadi eyvallah. Abi kapat, tamam. Bir bardak su verin Bahtiyar'a. Çok korktu zavallı çık. Korktum tabii. Sen olsan korkudan ölürdün be. Ne münasebet. Ben 35 yıldır kafalarla çalışıyorum Bahtiyar. Şu koltuğa oturduktan sonra sen de benim için bir kafasın. O kadar. Şimdi ben böyle gayri ihtiyari kapağı kaldırdım. Sabah döner, sabah döner. Bir dakika abicim ya. İki satır bir şey konuşuyoruz. Bir müsaade et. Bir sus. Buyur abi. Eyvallah. Tamam abi, ara verin. Al abi, sen de bir sigara iç. Toplanalım artık. Hadi kalk. Bir müsaade etsene birader. Buyur. Bahtiyar, var ya şu numarayı sultana yapsak, kart diye 2.80 yere uzanır. Allah aşkına yapalım lan Refik. Provaları da sinemada yaparsın ha? Nasıl ya? Hayırdır birader? Geçmiş olsun diyeceğim ama bu durumda ne denir bilmem ki. Kolay gelsin de. Tutsana şunu 2 dakika. Tutayım abi, ayıp edeyim. Eyvallah. Oy. Ha. Eyvallah. Memnun oldum. Hayırdır? Yabancısın buralarda? Yok ya, bir oyunun provası için işte. Ha, tabii tabii, oyun. Vay be, güzelliğe bak. Kime ediyorsun lan sen? Görmüyor musun gideni? Dilini ısır lan. Biliyor musun sen o kız kim? Ha? Kimse kim? Kötü bir şey mi söyledik? Güzelliğine bir şey dedik işte. Ağzını topla lan. Ben de sevgilisini bir kafası keseye kaptıracak göz var mı lan? Hadi lan. Yürü ya lan buradan. İttirme lan. Yürü lan. Lan. Dur be oğlum, ne yapıyorsun lan? Ya bu Nazlı'ma sarktı bu kafadan kontak ya. Aa. Güzele baktım arkadaş. Yine geçsin, yine bakarım şerefsizim. Ulan ben şimdi... Bir dakika Eko, bir dakika ya, bir dakika ya. Bir dakika, adam bütün sanatçı hassasiyetiyle güzele baktım diyor. He. Ama Necati abi, o güzel benim sevgilim. Bir daha bakmasını istemiyorsan kolayı var Eko. Sen de çirkin sev. Ya sen de Necati abi ya. Çirkin sev Eko. Özgürlük çirkinde. Ulan provanın içine ettiniz ha. Yürü oğlum Eray. İleride bir sinema var, orada yaparız provanı. Hadi yürü abi. Allah hadi lan, hadi, hadi. Provamızın içine ettin. Asiye. Merhaba Refik. Bir dakika bekler misin? Sen şurada biraz bak. Sabah döner, sabah döner. Gün gelir devran döner. Kader sana da güler. Gelirsin sanmıştım. Hatta emindim. Ama o gece... sen gelmeyince memlekete dönmeyi bile düşündüm. İyice emin olman için bir şey yapmadım. Aslında öyle. Ama sen... sultanı her defasında reddedince cesaret buldum, ne bileyim. Refik. Teşekkür ederim. Şimdi söyleyecek başka söz bulamıyorum. Asiye. Biri hayrına lokma mı dağıtıyor ha? Bu tencere kimin biliyor musun? Buyur abla. Neyzübillah. Sen beni koru. Yarabbim. Nuriye teyze. Nuriye teyze. Bitti oğlum kadın. Ya bir sus be oğlum be. Kadıncağız bayıldı ya. Nuriye teyze. Eyvallah Mahmut kardeşim. Mahmut, biliyor musun? Aslında ben de sanata yatkın bir insanım. İsmim bir tiyatro eserinden alınmış. Ciddi misin abi? Hı-hı. Hangi oyunda? Monte Cristo Conto. Ya Necati abi, sen de bizle kafa yapıyorsun ha. Tabii mahallede bu kadar sazan var ya. Bak kendin de söyledin Necati diye. Ah şu kadarcık nasibiniz yok ki ilim irfandan. Yavrum, kont ne demiş halka gönderdiği mesajlarda? Monte Cristo Conto 5000 duka altını necat istiyor. Neymiş? Necat. Yani kurtuluş akçesi. Fidye bedeli. Necat, Necati. Ya.
Necati abi. Ben 1000 kere hastasıyım bu mahallede. Ya. Ay bunu da mı görecektim? Buna da mı maruz kalacaktım? İstanbul çok bozuldu. Çok. İşte tam şuradan girdi bıçak. Allah'tan şöyle biraz geri çekildim de. Yoksa adam böbreği dalağa götürüyordu ha. Allah korusun ya. Vay. Sonra ne oldu? Karakolda teşhis edebildiniz mi adamı? Merkezde ne kadar sabıka fotoğrafı varsa hepsini tek tek inceledim. Mutlaka yakalayın diye talimat verdi başkomiserim. Neticede bir memura giriyor bıçak. Ortada namütenayi bir durum var. Sen namütenayi ne demek biliyor musun? Kötü bir şey mi? Ya bu laf bütün gün komiserin ağzında. Devletin büyükleri marifetmiş gibi dil pelesengi edinirler. Komikler telaffuz etsin diye. Ama sana ne oluyor? O sabıkalı fotoğraflarına bakarken bir an kendi kendime dedim ki ister misin şimdi bizim sultanın da fotoğrafını göreyim orada? Say senin de bu nezarethanelere bir girip çıkmışlığın var değil mi sultan? Hadi can. Allah bilir yüz kızartıcı suçtur. Hiç de değil. Müttefiklerimiz yenildikleri için biz de yenik sayıldık o kadar. Sen söyle bakalım bulabildin mi parayı? Bak konuyu değiştiriyorsun anlamadım sanma. Tamam sultan peki. Acelesi yok nasıl olsa anlarız gerçeği bir gün. Bendekinin hepsi burada. Para bu kadarsa koşu yatar. Yatmaz. Ortak buluruz. Bizim atın ilk koşusuna ortak olur musunuz beyler? Sağlamcılar sizi. Sağlamcılar. Hayırlı olsun birader. Eyvallah. Hayırlı olsun başınıza. Hayırlı olsun. Sağ ol birader. Topla biraz bekçi baba. Sultan. Bir şey söyleyeceğim sana ama bana akıl öğretmeye kalkmayacaksın. Ne oldu Bahtiyar? Müteahhit. Arabasında bir çanta dolusu para var. Nereden baksan bir tomar. Hırsızlık mı yapacağız? Ya bir tomar diyorum sana. İçinden birkaç deste alsak yani ödünç olarak. Bahtiyar. Baksana bak koşuya çıkmıyoruz. Sen bu iş garanti demiyor musun? Ben kefilim demiyor musun? Dönüşte yerine koyarız. Benim de bir fikrim var. Arabayı okutalım. Burada fiyatına satalım. Beyler ne oluyor orada ya? İsterseniz ben birini bulurum. Tamam ama bulamazsan benim dediğim olur. Sen de şöyle makul bir plan yaparsın. En kralından. Heh. Şu arabayı indirecek miyiz indirmeyecek miyiz? Yoruldum be. Tamam. Sen çık Arif. Hadi sal bekçi baba. Bırak freni baba. Yavaş. Serin gel. Ben de size geliyorum. Bekçi nasıl? İyi. Size bulaşmayın dedim değil mi? Arif, arabamı getir. Bu işin tadı kaçtı. Olur. Getiririm. Ne vereceksiniz? Paramı istiyorsun. Bedava mı sandınız? Arif, arabamı getir. Tamam. Arabayı yarı fiyatına getiririm. Bekçi meselesi de kapanır. Yok. Olmaz dersen. Git kendin al. Sinemada. Çalmaya çalıştığın atın yanında. Sersem. Ne oldu?
Şu kadar çalışma isteği yok içimde. Ne yiyelim atsam kuruyor. Kafam karmakarışık. Sebep? Öf. Eko olacak adi herif yüzünden. Kızın penceresine bıraktığı mektubu çalmış, okumuş, bir de gidip elden vermiş kıza ya. Sefer, aşk acısı iyidir oğlum. Bak, bu yaşta yakalanmışsın. O acının kıymetini bil. Ya, iyi de Sultan, insan ne yapabilir ya? Bilsem, herhalde çok yaralanmadan, çok yaralamadan uzaklaşabilmek. Becerebilirsen tabii. Yara dedin de, Asiye ablam seni sordu bugün. Ne? Ne dedin? Asiye abla, Sultan'ı gördün mü diye sordu. Ben birazdan gelirim. Birini mi aradın? Evet, Asiye'yi. Niye lazımdı? Dursun teyze. Asiye evde yok. Bir şey konuşacaksan git Bahtiyar'la konuş. Seninle konuşalım o zaman. Benle mi? Bak Dursun teyze. Asiye'nin de gönlü bende biliyorum. Ama sen bir yandan, Bahtiyar bir yandan. Çıkın aramızdan ya. Dilinin zoruna bak. Bak Dursun teyze. Asiye'nin kapısına son gelişim. Yine engel olursan, yine kötülersen beni giderim. Çeker giderim bütün bütün, vebali boynuna kalır. Nerede o günler? Bak insanın lakırdısını nasıl şaşırtıyor. Konuşacaksan Asiye ile konuş. Bak yanında duruyor. Beni sormuşsun. Evet. Evet. Bana biraz cesaret ver Sultan. Sana tamam olur diyebilmek için biraz cesaret. Tamam mı? Asiye, Allah sen sor bakalım. Bir dikili ağacı var mıyım? Evi var mı? Barkı var mı? Parası var mı? Amacı nedir? Şu dünyada bir dikili ağacı var mı? Sor Allah'a sen sor. Ben ne istediğimi söyledim. Aklıma bir şey gelmiyor. Git Bahtiyar'la konuş. Hadi hemen. Vah kadersiz Asiye. Vah yavrum. Vah. Zaten hep ballarında çıkıyor. Yoluna sultan kadar bir taş düşmüş senin. Vah kadersiz Asiye. Allah sana yardım etsin. Duydun mu konuştuklarımızı? Dursun teyze söylenip duruyordu. Geçmedi mi hala kızgınlığın? Ay ne kadar sinirliymiş bu. Dışarıdan öyle görünmüyor. Ablam gibi biriyle birlikte olursanız siz de olursunuz. Mecburen. Hatta daha kötüsü. Annelik yapıyor. Annelik mi? Asiye abla sizin çok ayrı kaldığınız belli. Şimdi bir erkek var onun hayatında. Şu sepetli motoruyla geçen adam. Bakın görürsünüz her şey nasıl içinden çıkılmaz bir hal alacak. Ablamın karakteri bu. Azıcık ilgi görse alt üst oluyor. Onu erkeklerden uzak tutmak, korumak gerek. Bir defa bu kez farklı. Çok farklı. Hayatımda gördüğüm en... Asiye abla bir gün oturun da ablam size seçtiği, beğendiği erkekleri anlatsın. Ben daha iyilerine gitmek istemez miydim? Ne yapayım? Onlar çıktı karşıma. Tıpkı senin şu at arabacısı gibi. Sonunun benden farklı olacağını falan mı zannediyorsun sen? Allah korusun senin gibi olacağım ama giderim kendimi. Gülsün! Aç ulan kapıyı, aç! Selahattin. Yine zurna gibi. Aç. Yetti ulan. Canıma yetti. Al işte. Bir kadının kalitesi seçtiği adamdan belli olur. Gelmiyorsun ha? Buraya kadar öyle mi? Bitti demek. Peki. Tamam. Okey. Selahattin bütün mahalleye rezil oluyoruz gene. Bak çok pişman olacaksın. Hah. Şuraya yazıyorum. Pişman olacak. Merak etme kızım her zamanki hali. Biliyorum ulan artık. Git ulan. Arazi alıyorum artık. Ne içiyorsun sen? Ama şunu unutma Gülsüm. Çok arayacaksın beni çok. Bir damla gözyaşımı bile dökme benim için. Tamam mı? Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Değmez bana ana değmez. Tabii değmez. Bırak, Allah kahretsin bırak seni be. Selahattin. Ay. Selahattin. Kalk ulan kalk. Ayol git.
Ay hastaneye yetiştirdim hemen. Neredesin? Bir avuç ilaç içti adam. Selo, yavrum kalk hadi. Ay Mahmut. Asiye hayrola abiciğim. Mahmut araba ne varsa ama çabuk ne olur. Ne oldu ya? Ay baksana. Gülsün'ün belalısı bir avuç ilaç içti. Yıldı kaldı adam orada. Hop taksi. Birader bak şurada bir hasta var. Şunu bir zahmet atıver acil. Yok abicim hasta sarhoş yaralı taşıyamam ben. Bu arabayı yolda bulmadım. Senin. Ay ne yapacağız şimdi? Gitti adam. Bari. Şimdi dön böyle. Gel yavaş yavaş. Teşekkür ederim. Kardeşiniz mi? Kocam. Ama bitiyor. Bitti. Yani mahkeme gününü bekliyoruz. Bir seferde biter herhalde. Ben sana... Onun için şey yaptım. Ben... Refakat edeceksiniz, ben gideyim. Evet. Kalsın bir yol. Ye. Tam işe yarayacakları sırada ikisi de arazi. Ne Eko ne Sefer. Koydun sabır. Ama kabahat bizim. Onların ipiyle kuyu yenilir mi? Gönül işleri başlarından aşar. Yok ya. Benim gönlüm yok değil mi? Ya benim? Arif geldi işte. Şu paslı tenekeye para veren çıktı mı? Yok. Bir kişi bile yok. O zaman iş başa düşüyor. Gel diyorum sana şu müteahhitin arabasını kollayalım. Sabahtan akşama kadar para dağıtıyorlar. Kafaları yorgun, dikkatleri dağınık. Ben varım. Bir kafa karışıklığı yaratacağız. Onlar vay ne oluyor derken Bahtiyar arabaya sarkıp parayı alacak. Tabii gerektiği kadar. Öyle bir telaş yaratacağız ki değil onlar, kimse fark etmeyecek. Güzel. Nasıl olacak? Birimiz şu arabayla önlerine çıkacağız. Sonra da güm. Tamam. Onu da ben yapayım. Sonra? Airbag. Hava yastığı yok mu arabanın? Onlar şişen hava yastıklarıyla uğraşırlarken... Ya açılmazsa? Açılacak. Açılmazsa ben... Ben açarım. Plan bu. Ben varım. Gel. 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 Gel, 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 gel. Çanta arka koltukta solda. Kahveden sonra ikinci sokağın köşesinde bekler araba. Onlar çıkınca ben işaret vereceğim. Artık kendini korumak sana kalmış abi. Kaskım var ya. Şuraya bak. Nuriye teyze börek yapmış, fırından dönüyor. Ya sen böreğin başındayken geçerlerse? Ulan küçücük bir parça alayım be. Neredeyse geçerler. Herkes yerine. Arif işaretimi bekle. Aman ahretim, ellerine sağlık. Vallahi nar gibi kızarmış. Kızlar hadi gelin soğutmayalım hadi. Gülsün'ü bekleseydin. Ay siz buyurun, ablamın işi ne zaman biter belli olmaz. Hadi kızlar oturun, hadi buyurun buyurun. Geç canım. Hadi bakalım. Kestik sonra yeriz. Thank you.
vurmadı. Vurmadı ki. Ben gidiyorum. Dur Bahtiyar. Bahtiyar bir dakika. Bir şeyiniz yok ya. İyiyim. Çıkıp bir nefes alın isterseniz. Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Neredesin ya bu kadar saattir? Bir yandan da ekmeğin peşinde koşturuyoruz Bahtiyar Efendi. Odun, kömür, çimento, tuğla ne bulursak taşıyoruz. E ne oldu? Para işini halledebildiniz mi? Sultan, bak boyaları aldım. Hani arabayı boyayalım demiştin ya, bak at için de bir sürü şey aldım. Ziller, çıngıraklar, sisler. Bir de kitap aldım kendime. Neyiniz var ya sizin? Kitap mı aldın? Ayıp ettin ama Sultan. Yakıştıramadın mı? Bak. Milyarder olma sanatı. Milyarder olma sanatı. İyi de Sefer Bey, bu kitap biraz kalın değil mi ya? Sen bunu okuyup anlayıncaya kadar milyarın değeri kalmaz. Ya mecburen daha büyük meblağların peşine düşeceksin ha? Ya bu işin formülü mü varmış? Aman Bahtiyar sana gelmez. Niye? Zengin olmak yakışmaz mı kardeşime? Zenginlik değil de yani... Kitap okumaktan bahsediyorum. Üstelik bu kitabı. Anlamadım. Ya bu kitabı okursan değişirsin Bahtiyar. Zaten hırs bürümüş gözünü. Elimizden hiçbir şey gelmese de senin bu yontulmamış yarlığını muhafaza etmemiz lazım. Ulan Sultan, ulan Sultan. Nedense, ne konuşulsa, ne yapılsa döndürüp bana bulaştırıyorsun. Ulan ben o kadar kasma mıyım be? Estağfurullah. Ben sadece hıyar dedim. Ötesi beni aşar. Ulan Sultan. Ulan Sultan. 40 kere uyardım seni. Adi yerim. Oh. Nedir lan bu kör talih? Üzülme bekçi baba. Kuş başına etti say. Ayrıca kitabın ismine baksana. Ulan Bahtiyar. Sen en güzel hikayelerin kahramanısın. Sen neredeyse az kalsın benim biraderimsin. Ya beyler. Arabayı boyayacaksak boyayalım. Bak fırçalar falan burada. Hadi karanlığa kalmayalım. Hadi zıplayalım. Bu ne lan? Ne oldu lan? Yok bir şey canım. Önemli değil. Bütün kitapçılarda satılıyor. İyi ya işte. Bir kitap kurdu olmuşsun. Ne güzel. Ver bakayım şunu. Ver. Sevgiliye en güzel aşk mektupları. Sen her şeyi tarif üzerine mi yapıyorsun lan ha? Faydasını görüyor musun bari? Bilmiyoruz ki. Eko Hadisi mektubu çalmasaydı anlayacaktık. Sahi nerede lan bu Eko? Abi sen pilot musun? Çekil lan! Lan! Eko? Ne bu vaziyet oğlum? Ne var lan halimde? Annen seni bu kılıkta görmedi değil mi? Yine kahveye geleyim de sabahlara kadar çıkmayayım istiyorsun biliyorum. Ama düş yakamdan artık Mahmut. Olsun ben yine söyleyeyim de annene. Kardeş, hadi kısırdan da yesene. Bak tabağında görmüyorum. Buyurun siz alın. Sizin kısmetiniz. Yok siz alın. Siz küçüksünüz. Teşekkür ederim. Alıştınız mı bari bizim mahalleye? Hayır ama çok eğlenceli. Öyledir. Tadından yenmez. Senin serseri ilaç kutusunu başına diktiğinde Şadiye'yi görecektin. Neye uğradığını şaşırdı. Öylesiye sevmek bu oluyor herhalde. Bilmiyorum. Ama ben onu sevmiyorum. Başka biri mi var? Yani sizin için ölen biri varken niye
Ayıkken başka biri oluyor. Sadece sarhoşken aşık. Dursun teyze. Dur. Dursun teyze. Hayrola Mahmut? Yine mi kavga? Yok, bu sefer daha mı iyi? Ya Dursun teyze, Eko'ya bir baksan. Eko, ne oldu? Vay! Bu ne güzellik ulan Eko. Dur sana atı getireyim. Eko. Bu da benden sana. Daha şahane bir hediye. Bu güzel mekanı daha ne kadar güzelleştirir bilmem ama alayım dedim. Eyvallah Eko. Her türlü niyetimizin heykelini dikmişsin. Sağ ol. Ama sen iyi misin oğlum? Nasılım? O kadar ciddiye almışsın ki bu işi. Açık söyleyeyim. Seni böyle görünce hem üzüldüm hem korktum. Binatına da görelim Eko. İyi. İyi. Eko'ya kötülük mü ediyoruz be Sultan? Pek iyilik gibi görünmüyor. Bırakın ciddiye alsın. Bu işi becerebilirse en büyük iyiliği kendine yapmış olur. Biz bir an önce parayı tamamlamaya bakalım. Koşuya gidiyoruz, koşuya. Hey. Eko'yu niye böyle giydirdiniz? Koşuya çıkacak, heyecanlanıyor. Bir de işe yarıyor artık. En önemlisi bu. Şu sizin koşu. Horoz dövüşü. Bakın oğlum nasıl etkilemiş. Sultan, iki elimi yakanda haberin olsun. Anne, ooo. Ne zaman geldin? Eko, bu yaştan sonra inme mi indireceksin bana? Gel ayrız şu sultanın peşinden. Hani söz vermiştin bana, fırında çalışacaktın. Yoruldum be oğlum üzülmekten. Yoruldum be. Şu kara fırında mı? Boş ver Allah aşkına anne ya. Oraya haftada 200 çuvalın geliyor biliyor musun sen? Hem sen beni sokakta bulmadın ki anne. Ama bu gidişle sokaklarda bulacağım seni. Sokaklara düşeceksin bu adamın yüzünden. Ne? Eko bu işe kafayı taktı Dursun anne. Belki iyi bir şey çıkar bunun altından be. Tamam tamam sakin ol. Becerebilecek mi? Hiç merak etme. De. Bu parayı bulmamız şart oldu. Biz onu güldürüyorsun. Ne bu? Boz lezzetini böyle ayarlıyoruz. Neydi o medeni filmcinin adı? Oğuz Baranlı. Peki annem baban ne diyor bu işe? Haberleri yok ki. Maşallah. Sabahki laflarımdan sonra birkaç gün gelmez diyor. Alışkanlık oldu bizde bu. 3 gün isek 5 gün kötüyüz. Bütün gün doldurdum kendimi onunla yaşanmaz diye. Eve gidip eşyalarımı toplayayım dedim. Ama dönüp şu suratını görünce, şu çirkin suratını. Bir dakika. Sen beni seviyorsun yani. Zerre kadar. Ellerine sağlık Nuriye teyze. Şu hale bak. Allah kahretsin. Eviniz yok bayos sizin. Boyunuz pasınız devrilsin. Hayrola Arif? Birilerini mi bekliyorsun? Yo. Eski bir arkadaşa benzettim de. Bu akşam yine operasyon var mı?
Ne operasyonu? Bilmiyorum, sanma. Atın etrafında toplanıp gizlice kafaları çekiyorsunuz. Ama bu akşam benden kurtulamazsınız. Bahtiyar. Hadi be. Hı. Tıraş olup geliyorum. Sen yatmadın mı da? Tam yatacaktım. Aklıma bir şey takıldı. Gülsün'e kadar gideceğim. Bahtiyar, bir de bir şey soracaktım. Hı. Sultan sana bir şey sordu mu bugün? Benimle ilgili? Hayır. Ne sorabilir ki? Aman ne bileyim, aklıma geldi işte. Benim anahtarım var. Hadi iyi geceler. Sürpriz. Elim boş gelmeyeyim dedim. Oh, hemen ver de koyalım. Al Asiye. Eko bu şey kazanırsa var ya. Oho. Şer cephesi buluştu yine. Ne haber oğlum? İyiyim. Çok iyiyim. Ben bu motor 4 kişi taşır derim. Bir şey mi var? Sizi rahatsız mı ediyorum? Bilmem. Ablam şu motorlu adamın sizden etkilendiğini düşünüyor. Doğrusu ne zaman sokağa çıksam gözleri üzerimde. Ama kimseyle uğraşacak halde değilim. Ben ne yaptığımı düşünüyorum ve ne yapacağımı. Kocaya kaçmak için evden çıkmışsın ha? Ben çok güzel şeyler umarak çıktım evden. Güya kocaya kaçacağım, bir evim, düzenim olacak. Adamın gelmeyeceğini hayatta tahmin edemezdim. E keşke bir arayıp sorsaydın adamı. Gelmeyişinin bir sebebi vardır belki. İki eli kanda olsa gelmeliydi Asiye. Bir genç kız elinde valizi onu bekliyor. Madem ona kaçmak için çıkmışım, sokağa adım attığım andan itibaren onun namusundayım. Bunu düşünemiyorsa... Dur dur, adam biraz uzaklaşsın. Bana bak. Şu tarafa doğru at. Adamın dükkanına fazla zarar vermeyelim. Yaygara koparacak cinsten bir ateş. Anladın mı? Bir gelişme var mı? Parayı diyor. Hayırlı akşamlar. Buyurun. İnsanlık ölmedi oğlum. 13.750. Hiç neşem yok bu gece. Yapar hazır dersem. Sultan, koşuya gidiyor muyuz yani? Kahve, kahve. Mahmut'un kahve yanıyor. Mahmut'un kahve yanıyor. Hadi. Yetişin ulan çabuk. Ne? Ulan! Ulan! Ulan!
Ben at alıp geliyorum. Çıkar çıkmaz kaybol. Gel güzel kızım. Senin ne işin var bu serserilerle ha? Söyle bakayım. Senin ne işin var bu serserilerle ha? Gel. Şerefine kızım. Şerefine. Tamam. İn aşağı. Tamam. Bitti. Bitti. Peki baba. Ne oluyor lan? Kimse kapıda basın. Kimse kapıda basın beyler. Ben bu atı alıp gidiyorum. Araba sizin olsun. Ne yaparsanız yapın. Bu atı hiçbir yere bırakma. Sen bilirsin. Buradan hiçbir yere gidemezsin. Bu kadar. Dur. Dur. Buraya kadar. Arif. Bu işi sen açtın başıma. Sen çıkaracaksın beni buradan. Arif. Ne diyor bu herif? Bir dakika Bahtiyar. Bu işe şundan mı başlayalım? Dur. Dur. Eğer ben bu sinemadan çıkamazsam beyler, siz de bu atı rüyanızda görürsünüz.